Size güzel bir haberim var. Türkiye'nin ilk dijital AVM'si alış gidiş içerisinde yenilenmiş telefon merkezi diye benzersiz bir yer açıldı. Yenilenmiş telefonlarda muhteşem bir kampanya var. EasyJap'in telefonlarından alana Bluetooth kulaklık hediye ediyorlar. Ayrıca tüm yenilenmiş telefonlar bir yıl garantili, bununla da kalmamışlar. Peşin fiyatına 12'ye varan taksit fırsatı ve sepette ekstra %5 indirim sunuyorlar. Bu fırsat kaçmaz, siz de alış uygulama marketlerden hemen indirin. Yenilenmiş telefon alacaksanız alış gidişten güvenli alın. Voleplasta Spor Saati programına hoş geldiniz. Hoş geldin Ilgaz abi. Hoş bulduk, selamlar. Talihsiz bir haberle açıyoruz programımızı. Spor Digital kanalından Sara Takın dün vurulmuş. Yani bu cümleleri etmek çok enteresan geliyor bana. Sanki bir, yani çok garip nasıl olacak, nasıl gidecek bu işler. En son Ahmet Çakar'ın böyle bir olayı vardı 2000'li yılların başında sanırım. Evet. Tekrardan buradan da Digital ailesine ve Serhat Akın'a çok geçmiş olsun diliyoruz. Evet, hatta hınca uluşla uğramıştı silahlı saldırıya evet, onu da ekleyelim. Bunlar tabii ki spor yazarı üstüne kurulu Hı. noktalar. Yani sporla alakalı olduğu için özellikle bu isimleri veriyoruz. Ben de Serhat Akın'a ve çalışmış olduğu spor Digital kanalına Geçmiş olsun diyorum. Serhat Akın'a da acil şifalar. Hayatta çoğu şey vardır. Ne olursa olsun şiddete başvurmayı gerektirmez. E, şiddet çünkü e, kaosun e, belirleyicisidir. Kaosu çıkartır e, net olarak. O anlamda ama Türkiye'de zaten e, maalesef e, alışık olduğumuz görüntüler olmaya başladı. Ve insanlar bunu içselleştirmeye başladı. Hemen her gün haberlerde kadına, çocuğa tamamen şiddet. İnsanlar trafikte artık silahlar, pompalı tüfekler çıkıyor. Ben bu sabah dinledim meclisten bir partinin sözcüsünü. Yani 2024 yılının başına itibaren 900 küsur kadın hayatını kaybetmiş. Ki erkek tarafından öldürüldüğü denilen bunlar. Bir de bilmiyoruz daha neler var. Küçücük Nari'nin bedeni hala orada cinayet aydınlatıyor. Ne olduğunu aydınlatamıyoruz. Böyle bir durum var. Maalesef e, ülke e, bu anlamda e, olmadığı kadar sıkıntılı bir e, süreçten e, geçiyor. Herkes kendi adaletini arıyor ve hatta insanlar kendisi gibi düşünmeyenlere karşı e, kendi hükümlerini, kendi dayatmalarını öne sürüyorlar ve bu görüntüler ortaya çıkıyor. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şekilde ka kabul edilemez bir durumdur bu. Serhat Akın'a da tekrar e, acil e, şifalar e, dileyelim ki hani Futboldan bahsediyoruz, olaydan bahsediyoruz. Birisinin hoşuna gidebilir söylediklerimiz, birisinin hoşuna gitmeyebilir ama bu sizi şiddete yönlendirecek bir unsur olmamalıdır. Olamaz da zaten. Oyundan bahsediyoruz, güzel bir Tabii. oyundan bahsediyoruz. Ama dediğim gibi yani Türkiye'de o kadar çok can açıtan şey var ki bu ülkede çocuk olmayacaksın, kadın olmayacaksın, sokak canlısı olmayacaksın, yaşam hakkını savunmayı bilmiyoruz, yaşam hakkının ne olduğuna dair hiçbir haberimiz yok. Yaşam hakkı dediğimiz noktada yaşam sadece bize ait değildir. Yani eğer insanlar için yani şöyle konuşuyorlar genellikle. Hani, tamam denir ki Allah'ın verdiği canı Allah alır. O zaman ona riayet edeceksin. İnanç, tamam. İnançlı bir insansın. Evet geçelim biz de gündemimize o zaman. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Hem e yıl ailesine hem de Serhat Akın'a. Evet Fenerbahçe ile başlayalım Ilgaz abi. Fenerbahçe Hı -hı. moral depoladı fanatiğin başlığı. Saint-Julien e 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı ve Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Ee, öncelikli olarak aslında ilk 30 dakikada hatta ilk yarı diyebiliriz ona gol gelmesine rağmen farklı bir Fenerbahçe, ikinci yarıda daha farklı bir Fenerbahçe seyrettik. Açıkçası seyrettiğim zaman derbiye reaksiyon veren bir Fenerbahçe bekliyordum derbi mağlubiyetini ama hiç öyle olmadı. Çarpıcı bir rakam var. Dün sosyal medya hesabını da paylaştım. İlk 18 dakikada rakip ceza sahasında topla buluşma 11-0 Saint-Jules lehine. Hı hı. Sonrasında bir gol geldi. Çağlar'ın attığı golle Fenerbahçe öne geçti. Ee, o dakikadan sonra artık tecrübesiyle veya e, ikinci yarıdaki hamlelerle Fenerbahçe 3 puanı almayı başardı. Başardı ama yani kötü bir maçtı. Kötü bir akşamdı Fenerbahçe için. Oyun olarak galibiyet her zaman sevindiricidir de Uğur. Yani ben maçı izlerken inanamadım. Hatta Cengiz Ünder ile başlayacağını görünce, Endesri'yi de görünce hı. dedim ki herhalde çok daha doğru beslenecek Endesri dedim. Ama hani bırak besleme kısmını geçmeyi Fenerbahçe hücumu oraya kadar sürükleyemedi. Hı hı. İlk 15 dakika hele sen ilk 18 dakika olarak da bahsediyorsun sonra gözlerime inanamadım Fenerbahçe'yi izlerken. Dedim ki yani biz ne izliyoruz? Tamam Sergio Geçen seneki o, geçen sene de Fenerbahçe'nin rakibiydi Saint-Gilois. Evet. Hatta e, Belçika'daki e, maçta da Saint-Gilois'u kendi silahıyla yine bir duran top organizasyonu mm -hmm. yüksek topla e, vurmuştuk. Dün akşam da aynısı oldu Çağlar'ın golünde. Ama geçen sene e, özellikle Belçika'daki maçta çok daha iyi bir oyun vardı. Saint-Gilois da daha güçlüydü. Bir sürü oyuncusunu da sattı. Şimdi yine bir sürü yerden oyuncu bulmuşlar. Nereden bulduklarını bilmiyorum bile takımlara. Bakmadım bile üşendim artık nereden getirdikleri <laughs> oyuncuları yani. Çünkü bir proje takımı Saint-Gilois. Evet. Ee, öyle söyleyelim. Ama inanılmaz bir baskı. Ee, Fenerbahçe'ye top yaptırtmama, Fenerbahçe'yi kaleye yaklaştırmama. Yani ilk 15 dakikada Sancho kalecisini görmedik bile. Evet. Yani görmedik yani yere yatarken veya bir kurtarış yaparken, cılız bir şutu kontrol ederken falan görmedik. Ee, o yüzden e, hani ikinci yarı evet belki biraz daha iyimser yaklaşılabilir oyuna. Hı hı. O da tecrübenin getirdiği bir iyimserlik. Yoksa hani oyun olarak böyle tamam. Yani bir e, dominasyon falan e, görmedim. Biraz tadı Ceko'nun da oyuna girmesiyle artık kalite devreye girdi. Kalite o, devreye girdi O da zaten 15 dakikada yetti yani. Golde de Ceko'nun payı var zaten orada oyunu o sahaya aktaran. Evet geçen sene İrfan da o şekilde evet. o sahayı indiriyordu. Ben İrfan'ın evet. oyunda kalmasını tercih ederdim mesela. Ba bana da o garip geldi Ilgaz abi çünkü Cengiz e, sanırım 80'e kadar, 80. de 72 süre kadar <laughs> oynadı. İlk olarak İrfan oyundan çıktı evet. yani. Evet belki istediğini yapamadı hani çok da iyi bir maç çıkardığını söyleyemeyiz İrfan'ın ama bir şekilde zaten az süre buluyorken ben de Mourinho'nun 90 dakika onu kullanmasını beklemiştim. Öte yandan e, Mert Müldür'e değineceğim yani geçtiğimiz sezon o sahi Afrika Uluslar Kupası'na gittiği zaman Mert Müldür 5-6 maç onun yerini gayet iyi bir şekilde bence doldurmuştu hı hı. ama bu sezonki Mert Müldür çok kötü bir başlangıç yaptı bence eee Osayi'nin sakatlığı da e, dolayısıyla oynadı Mert Müldür. Hani bu saatten sonra Mourinho'nun tercihi Osayi mi olur Mert Müldür mü? Ya muhtemelen artık Osayi'ye kaydı gibi. Çünkü Osayi sakatlanmadan önce de bazen tercih olarak Mert Müldür'ü tercih ettiği de oldu yani hiçbir Hı. sakatlığı olmamasına rağmen. Ama benim gördüğüm Mert Müldür çok uzak e, kendi kalitesinin seviyesinde. Osayi de şöyle bir açalım parantez. Oyuna girdi. E, zaten dinamizm konusunda sıkıntılı bir ekip olan Fenerbahçe'de bir oyuncunun dinamizmi bile zaten ikinci golü attırmaya yettirdi. Geçen seneki o esintileri gördük bence gol pozisyonunda. Ha O da tabi sarı kart pozisyonu, kırmızı kart o da, o da çok e, komik bir kart. Yani şey olarak ne gerek vardı 90. dakikada ilk müdahaleyi yapmaya çalışıyor, olmadı bir daha yapıyor derken zaten. Ikinci Yapma sarı ya kart bırak artık işte. ya. Yapma bırak artık. Yani siz bir kırmızı kart. Hani atıyorum 0-0'dır da 90. dakikadır. Hı -hı. Sen o müdahaleyi yapma zorunluluğu hissedersin kendinde. Yine sıkıntı ama olsun. hani Yine de bari pozisyonu önleyeyim noktasında. Ama yaptı işte. Yani Bir de bir sonraki maça cezalı duruma evet. düşmesi de Twente sıkıntı. De Twente deplasmanı. Çünkü Twente'nin de Fenerbahçe'yle bir alacak verecek hesabı var. Evet geç geçen sezondan. Manchester'dan puan aldılar. Old Trafford'da. Yani Manchester Tabii mevzusuna çok... hiç girmek istemiyorum. <laughs> <laughs> Erik Tenak mevzusuna birazdan gireriz. Evet, bir haberimiz var zaten. orada biraz Manchester konuşuruz yani. Öte yandan bir de Şimanski'ye değineceğim. Yani Şimanski yine gol katkısında bulunamadı. Çok güzel bir pası vardı en nesliye karşı karşıya bıraktı ama golle sonuçlanmadı. 2024 takvim yılında Çağlar'ın da üçüncü golü oldu. Şimanski'nin de üç golü var. Ya tabii ki Şimanski'nin meziyetlerini burada aslında övüyoruz. Gerçekten e, normal bir on numaraya göre daha farklı meziyetleri var ama e, günün sonunda da burası Fenerbahçe. Biraz fıtratında var Fenerbahçe'nin 10 numaralarının golcü olması. E, bunu bir şekilde çözmesi lazım en azından. E, ya da biraz daha artık dinlenip mental olarak da e, kendine gelmesi lazım. Yani atıyorum İrfan tercihi Tadiç'i on numaraya alıp İrfan'ı sağ kanada atma gibi Alternatifleri de var mı Var canım yani bir sürü alternatif var. Ee, ama yapacak mı? Ba bazen emin dinlendirmek iyidir. Hani evet. Şimanski de çünkü e, yoğun maç temposunu hep yaşayan bir e, oyuncuydu. Biraz kalsın ya böyle atıyorum 2-3 maç şöyle bir dinlenmek Hı -hı. iyidir yani. Bir tazelensin, beynini tazelesin. O günü yedek kulübesinden izlesin. Hı -hı. Önemlidir bu yedek kulübesinden izlemek. Eğer bir şey almak istiyorsan e, oyuna dair e, tıpkı Ole Gunnar Şolkayar gibi o da Mersu United'dayken ee, söylediği şey var ben yani sen hep yedekten girip gol atıyorsun. Ne yapıyorsun? Rakibimi izliyorum diyordu. Hangi zaafları var? Ne yapıyorlar? Neyi yapamıyorlar? Benim yerine gireceğim oyuncuya karşı hangi müdahalelerde bulunuyorlar? Ben de onu gözlemleyerek e, oyun'a girdikten sonra başarılı oluyordum diyordu. Şimanski de biraz gözlemlesin bakalım. Neyi eksik yapıyor? Hı hı. Ve hatta neyi fazla yaptığı için e, golle buluşamıyor. Her şeyi hı. çok fazla yapmaya çalışırken de bazen kendi özelliklerinden e, gidersin. Evet. Ee, bu şeydir, ikili ilişkilerde de böyledir. Yani sevdiğinden eksiltmeyeceksin diye bir laf vardır. İnsanlar der ya, yani işte neyi değiştirmek istersin e, sevdiğinde? Hiçbir şeyi değiştirme. Çünkü sen onu öyle tanıdın. Bırak onu eksiltmeden devam et. Senin hoşuna gitmeyen hareketlerin var. Görmezden gelmeyi bilmek o kadar kolaydır ki hayatta. Şimanski ama görmezden gelemiyor sağ içindeki bazı şeyleri hep daha fazlasını vermeye çalışırken kendi özelliklerinden uzaklaşıyor. Biraz öyle kendinden eksiltmemesi lazım. Güzel bir yorum yaptın. <gülüyor> <gülüyor> edit olacak bir <laughs> video gibi şu an görüyorum. Mourinho'nun açıklamalarına geçelim. geçelim. Ee, Mourinho önemli açıklamalarda bulundu. Ee, en çok konuşulan da herhalde bir muhabirin sorusu üzerine Mourinho efektini ne zaman görürsünüz? görürüz dedi. O da Mourinho etkisi dediğiniz şey kupalardır. Eylül'de de herhangi bir kazanılacak kupa yok. Kupa kazanma e, mevsimi zamanı geldiğinde Mourinho efektini görürsünüz dedi. E, Tottenham'ı hatırlattı. Sadece Tottenham'da kupayı kazanmama iki gün kala görevimden e, beni kovulmuştu Tottenham'da hı hı. E, biliyorsun. FA Cup ya da Carabao Cup finali olabildi. Carabao sanırım. Evet. Carabao finali. O kadar çok kupa var ki. Evet İngiltere'de. Yani. yani Mourinho biraz e, açıklamalarıyla aslında e, sert demeyeyim de yine onun üstü bu yaptığı açıklamalarını hani Görürsünüz. daha Eylül ayında görülecek bir şey yok falan dedi. Ee, ya öyle de e, tamam yani Jose Mourinho'nun verdiği cevap tamam peki o hiçbir e, da, lafımız yok ona. E, ama e, Jose Mourinho'nun e, hani şöyle bakalım Real Madrid'de mesela bir Avrupa kupası var mı Real Madrid'le beraber yok. yok değil mi? Evet. Bunu cebimize e, koyduk. United Avrupa Ligi var. Avrupa Ligi var. Avrupa Ligi var. Ligi var. Roma ile konferans. Evet. Konferans e, ligi var. var. Bir de finali var ama o kadar. Finali Aynen. alamadı. Hatta hakem yüzünden alamadı. Ona geleceğiz. 5.5 Be kupam var diyor. 5.5 kupam var diyor ama esas en büyük etkiyi yarattığı noktada Şampiyonlar Ligi hep interve öncesine dayanıyor. Hı hı. Yani Mourinho'nun genel bir seyrine bakacak olursak. Mourinho'dan beklenti neydi Fenerbahçe'ye gelirken? Zaten geçen sene oturan bir düzen üstüne kendi parçalarını eklemesiydi. Yani çalışanı tamir etmeyeceksin diye bir e, laf vardır. Kimin söylediğini bilmem. Kimisi Ruslar, kimi İngilizler, kimi Japonlar. <laughs> Birisi söylemiş zamanında. Kimin söylediği çok önemli değil. Mourinho e, çalışanı tamir etmeden çalışana belirli eklemeler yapacaktı. Yani biz modifiye e, bekliyorduk. E, a, bir modif e, modifiye etmesini bekliyorduk. Mourinho bazı yerleri bozdu. Evet. Şimdi sıkıntı burada. E, i̇nsanların eleştirileri de bunun üstünden gidiyor. Yoksa Atıyorum Yılmaz Özdil yazmıştı geçenlerde galiba değil mi? Konuşmuş mu yazmış evet, mı? Yılmaz Özdil kendi YouTube kanalında söylemiş. <laughs> işte 8. sınıf futbolcular evet. eleştiriyor diye. Bir taraftan bakınca güzel geliyor mesela alıcıya tamam mı? Abi işte Yılmaz Özdil haklı söylemiş diyor. E i̇şte Mourinho nereden bilecekti işte Türkiye'ye gelip 8. sınıf futbolcular kendisi hakkında yorum yapacak diye yorumlar yoruma fark vardır. Senin 8. sınıf futbolcu dediğin adam belki 8. sınıf futbolcudur ama oyunu o kadar iyi okuyordur ki mükemmel bir yorumcu olabilir. Hı hı. Mesela Ergin Keleş. Gibi. Hayatı boyunca üst düzey takımlar anlamında söylüyorum bunu. Belki de çok adından söz ettiren bir oyuncu olmadı üst düzey takım anlamında söylüyorum. Ama hayata bakışıyla, profesyonelliğiyle birçok üst düzey oyuncudan çok daha iyi bir şeydi, adamdı, bir futbol karakteriydi, hı hı. hayatımızdaki bir karakterdi o sebepten. Onlara girmeden konuşmak lazım yani. Tamam peki Jose Mourinho bunu yaptı ama ortada da gözüken bir şey var. Yani çalışan makineye kendi parçalarını eklemek yerine şu anda biraz bozmuş durumda Jose Mourinho. Hı hı. Oyun akışı da bunu gösteriyor. Orada insanlar haklı eleştirilerinde. Ee, sadece iki maç kaybettik diyor. Sizin anlattığınız biçime bakınca. Sanki çok daha fazla maç kaybetmişiz gibi e, söylüyorsunuz diyor. Evet gelişmemiz gerektiğine katılıyorum diyor aynı zamanda. Öte yandan e, Nesri konusunda da konuşmuş. Performansı harika değildi ama pozitifti. Ya şimdi o konuya da geçelim. Yani Nesri dün akşam yine e, gol atamadı ama e, birçok pozisyona girdi. E, bir kırmızı kart aldırdı rakibe. Şimdi iki tane görüş var. Bir Nesriyi oynattıkça açılır ve oynatmaya ısrar etmeye devam edin görüşü. Bir de hayır zaten şu an Ceko daha hazır bir formda. Ceko oynaması gerektiğine dair düşünceler var. Yani ikisi çok farklı şeyler. Şimdi Nesri konusunda biraz şunu da düşünmüyor değilim. Yani Nesri'ye uygun adamı var mı Fenerbahçe'nin şu anda? Yani Nesri'ye biz kafa toplarıyla hatırlayan bir oyuncu yani öyle bir isim. Şimdi Kostiç daha oynamıyor. Hı hı. Tabii Kostiç Avrupa'da yazılmadı ama ligde en azından daha süre bulmadı. Ya da işte acaba orta yani ligde İrfan Nesri bağlantısı lig maçlarında bir tarafta Maksimum bir tarafta İrfan sanki daha yararlı olmaz mı? Orada bir soru işareti var. Yani Nesri'nin ben oynayacaksa bile ona uygun isimlerle oynaması gerektiğini düşünüyorum. O isimlerin başında profil olarak baktığımızda hazırdır değildir bilmiyorum ama bir Kostiç var bir İrfan da var aslında orta evet. açma anlamında. Tadiç daha farklı bir oyun yapısına sahip. Evet. Yani Endesli'nin vücut dili biraz da sıkıntı yaratıyor tribünlere. Ben onu anlayabiliyorum. Hani koşuşu, e, hatta iki tane yapmış olduğu fual vardı. Ya burada da o fuali de nasıl yapıyorsun diye ben şeyi görebiliyorsun tribünlerde. Hı -hı. Hatta kaçırdığı golün ben Fenerbahçe kale arkasından çekimini izledim. Orada taraftar tepkisi. Artık top Nesli'nin ayağına geldiğinde insanlar böyle yarısı gol diye, Hı -hı. hani e, gol pozisyonu için heyecanlanırken yarısı da çoktan kendini Nesre'ye karşı bir takım dileklerini sunmak üzere ayağa kalkıyor. <laughs> Ama yani öyle bir sıkıntı var e, Nesri'de. E, bu oyuncunun şeyle alakalı yani doğal vücut yapısıyla da alakalı bir durum. O sol ayağıyla kaçırdığı topta mesela gerçekten oraya öyle bir golcünün o şekilde koşarak adımlayarak gelmemesi lazım. Kaybediyorsun daha baştan pozisyonu vuruşunu kaybediyorsun. Hı -hı. Bu sol ayağıyla vurduğu toptan bahsediyoruz evet. maçın ikincisi. O sıkıntı. Sonra tam istediği kafa topu geldi mesela. Yavaş vurdu bu seferde. Halbuki çok iyi yükselmiş olması yani ama. Hatta sonra tribünlere şöyle yaptı hani ben ne yapayım diye. Yok yapacaksın ama yani. Tabii. Zaten o golleri atabildiğin için seni Fenerbahçe transfer etti ciddi bir rakama e, transfer etti. Hı -hı. E, bir takım karikatürize edilme durumu da var. E, maalesef bizim ülkemizde o Hı -hı. vardır yani. Çok ezelden beri Mustafa Denizli'ye dürülüllü Mustafa denilen zaman diliminden beri öyleydi. <laughs> Eline zurna verip dürülüllü Mustafa demişlerdi Mustafa Denizli'ye. 88 88'de falan. Sebebi neydi bunun? Bilmiyorum. Fotospor anı öyle uygun görmüştü. Yani yani. Bir an ya da bir görüntüsüyle alakalı mı acaba? Valla yani dürüllülü nereden çıktı bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Mustafa Denizli böyle daha da iddialı bir teknik direktördü. Türk milli takımını çalıştırırken de işte İngiltere'yi yenmeye gidiyoruz demişti. Işte. 3-0'lık Neşet maçından sonra İçeride beş atarız demişti. 5 olmuştu, atmıştı. Yani olanlar, gerçekleşmeyenler falan bunun üzerinden anladığım kadarıyla bir dürülülü hikayesi çıkartmışlardı. Niçin çıktığını da daha bilmiyoruz yani. Onu bir tek Fotospor biliyor. O zaman da Ersan Şen'di galiba. Ersan, yok Ersan Şen değil. Ersan Çelik'ti galiba. Hı hı. E, yayın işleri müdürü, yazı işleri müdürü bilmiyorum. Var, biz o yakıştırmaları yapıyoruz. Enesriye de birazcık böyle e, bir modern guiza, e, modern İslam evet. silimani yakıştırmaları da yapılmaya başladı. İnsanlar da bunların etkileniyor olarak İsteriz. ama daha oyuncunun tamamen ne vereceğine dair gerçekten elimizde de bir veri yok ama. Ama şey sıkıntı. Yani oyuncunun vücut dili, e, vücut dilinden kastım şu. İnsanlara karşı atar gider yapmak veya da memnuniyetsizlik değil. Doğal yapısında şey var. İnsanlar ya çok mu acaba dağınık, savruk bir adammış e, diyor en Endes evet. için. Vücut dili dediğim benim biraz o. Şorunum için de aynısı vardı. Hı hı. Beşiktaş kayırısı. Yani evet. daha sonra Samsun Spor'da doyordu, da Samsun galiba da. Yani Özgüven eksikliği şey. gördüm ben biraz Var. Şey. Özgüven e şey yapamıyor olur, hani yapamıyor. Kaçırıyorum ama atacağım. Hani sıkıntı ha. yok. Onu alamıyorum ben. Yok. Biraz sanki şey ta, böyle. İşler daha da kötüye gidecekmiş evet. gibiye geliyor. Anladın mı? Hasan onu veriyor yani. Bulduk. Evet. Şorun bu öyle şey. Işte. Gol yiyince niye gülüyorsun? diyor. Ya yani adamın yapısı o yani. Adam gülmüyor yani sana, tamam mı? Yani kim gol yiyince güler yani. Manyak mı bu adam yani? Öyle bir sıkıntısı var endişesinde. Umarım toparlar çünkü. Fenerbahçe, Ceko, Enesli ve Cenk Tosun üçlüsüyle bence lig için ideal bir nokta. Yani ideal bir forvet hattı lig için düşünürsek sadece. Süper Lig için düşünürsek. Ama Enesli'nin forma girmesi lazım artık. Avrupa için en azından. Ya tabii canım artık. Yani Ekim oldu. Yani tabii. bitti mevzu. Ee, dilersen sporsta bir ses diyorum var. MKG'de maç hakkında görüşlerini aktarmış. İstersen onu dinleyelim. Tamam. Ee, uzun lafın kısası Fenerbahçe skor reaksiyonuyla beraber bir de psikolojik bir reaksiyon vermesi gereken maçtan skoru aldı. Ancak o reaksiyonu sanki veremedi. Daha coşkulu, daha istekli, daha bol gollü bir maç bekliyordu sarı lacivertli taraftarlar. E tabi kazanmak her zaman iyi ama ilerisi için büyük ümit veriyor mu Fenerbahçe? Orası soru işareti henüz Mourinho'nun ne oyun anlamında hem de bireysel bazda oyunculara dokunduğunu göremiyoruz. Fenerbahçe'de geçen sezondan bu yana performansı yükselen tek isimse Kaleci Livakovic. Evet, Ege'de sporsta sesli yorum bırakmış. Sizler de spor sesli yorumları takip edebilirsiniz. Spor uygulamasını indirerek aynı zamanda bu videonun altına beğenilerinizi, yorumlarınızı da bekliyoruz diyelim. Ve bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'a geçelim. Ee, hiç beklemediğimiz bir skor. Yani Hayal kırıklığı yani. Konuşmuştuk. Yani ben açıkçası çok mu iyi niyetli düşündüm ama yok ben hala aynı fikirdeyim. Yani bir puan ya da puanlar bekliyordum. Hollanda'da kabusu yaşadı. Sporx'in başlığını aldık. 4-0 gibi ağır bir mağlubiyet. İç çıkardığı kadroda Van Bronckhorst'un çok tartışıldı. Direkt onları ikisini karışık soracağım sana. Hı. Yani Immobile yedekteydi. Mustafa Erhan Ekimoğlu ile sahaya çıktı Van Bronckhorst. İlk kez Beşiktaş formasıyla bir maçı 11'de başladı. Öte yandan orta alanda Onana vardı. Hiç beklemediğimiz bir şekilde. Aslında Lugano maçında da deplasmandaki Lugano maçındaki 11 ile benzer bir 11 ama Rafa sol kanattaydı derken Beşiktaş neredeyse hiçbir varlık gösteremedi. İsabetli şutu dahi yok. Yok hatta yani ilk yarı şut yoktu galiba ilk yarı yani... Yani ben hatırlamıyorum. Iı, bir e, Hekimoğlu'nun girdiği bir uzun topa bir... E, maçın başında. Maçın başında. 10. saniyede. Oradan için zaten Hekimoğlu'nu tercih ettiğini de anladık. Tam olarak onu diyeceğim. Mevzumuz bu. fan e, Bronckhorst'un bir planı vardı ve plan üzerine Hekimoğlu'nu tercih etti. Hekimoğlu'nu şimdi bağımsız tutuyoruz ama evet. e, tercih noktasında. Benim dikkatimi çeken e, maç öncesi Van Bronckhorst'un söyledikleri veyahut da insanların söyledikleri değil, Faryoli'nin söyledikleri çok çok önemliydi. Beşiktaş'ın kadrosunu gördükten sonra Hangi maçı söyledi unuttum onu. Farioli maç öncesi dedi ki, e, şu maçı bitiren kadroyla Beşiktaş sahada dedi. Şimdi bu Farioli'nin ne kadar detaycı olduğunu e, ve Beşiktaş'a ne kadar önem verdiğini gösterir. Hangi maçı hangi kadroyla bitirdiğini e, söylüyor bak. Çoğu Beşiktaşlı bile hatırlamamıştır bizim Başlangıç kadroyla, kadrosu olur ama bitirme, kadrosu bitirme kadrosunu biliyor. Bitirme kadrosunu biliyor. E, ve o da kendi elinden geldiğince okay. oynamaya çalıştı. Çünkü Ajax'ın hep anlattığınız gibi bir kabuk değiştirme e, sürecinde belirli pahalı transferleri bıraktılar. Çok fazla oyuncu sattılar. Kimin? Tabi Aze Altmar'ın sportif direktörünü getirdiler. Hı. Aze Altmar'da çok iyi işler yapan, altyapıyla beraber çok iyi işler yapan tek e, o direktör geldi. Adını unuttum e, şimdi. Hı hı. Hatta galiba Arne Slot'la falan da çalışmıştı diye hatırlıyorum. Ki Aze Altmar bence Hollanda'nın en iyi altyapısıdır. Ve 2019 20 yılında onların bir e, şeyini altyapıyla alakalı bir büyük bir yazıyı çevirmiştim ben kendi sosyal medya hesabımda. Sonra konuşuruz o başka bir mesele. Ama <laughs> Ajax kendi oynayabileceğini oynadı zaten. Burada Hekimoğlu tercihini kenara koyduktan sonra şimdi Onana tercihine gelelim. Hani niçin diye sordum. Maçı izliyorum. Beşiktaş Ajax'ı dar alanda oynamaya mecbur etmeye çalışıyor. Çok fazla kenar oyuncularını kullandırtmamaya evet. çalışıyor. Peki tamam bu da mantıklı bir plan ama Salih Uçan da olabilirdi. Onu söyleyeceğim. Endur, evet. Salih ve John Mario. John Mario. da var elinize. Yani niçin ona ana? Şu maça Hekimoğlu tercihi çok anlaşılabilir bir tercihtir. Çünkü e, galiba Van Bronckhorst demiş onu. Evet, hani evet. Elimde Immobile var. Sonrasında Hekimoğlu var. Hı hı. Bir maçta birisini oynatmak zorundaydım ki çok normal. Zaten Hollandalılar alışıktır buna. Atar da bir, e, hele beğenmişlerse bile atar da oradan oyuna. Bence Hekimoğlu öyle çok fazla sırtan bir oyunda oynamadı. Beşiktaş'ın genel oyuna bakmak lazım. Atıyorum Beşiktaş mükemmel hücumlar geliştirmiştir de Hekimoğlu yetersiz kalmıştır. Farklı bir şey. Hekimoğlu zaten elinden geleni yaptı maçta. O yüzden ona da tercih üzerinden e, sorgulayabiliriz. E, çünkü Beşiktaş bir de kötü averajla sonuncu sıraya düştü. Tabii şimdi onu da söyleyelim. Avrupa Ligi'nde artık e, ikili averaj diye bir şey kalmadı. Genel averaj. şu anda eksi yani. dört averaja sahip Beşiktaş. Hani e, yarın öbür gün işte atıyorum ilk 8e girme mücadelesi ya da atıyorum en azından ilk 16'ya çünkü... Ee, ilk 16'ya girenler, yani 9 ile 16 arasındakilerin ev sahibi olma avantajı var. Ee, daha doğrusu seri baş olma seri avantajı var. var. Şimdi hal böyle olunca, eksi başlamak ve hani bir yerden sonra oyunu koparma gibi bir lüksünüz de yok. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Yani son dakikalık golü yemeyeceksin. Tabii. İki haberaj, bir haberaj düşündürdük yere. Öyle. Ve e, şunu da söyleyeceğim Yılgın abi, ona da bir değinelim istersen. Hı hı. Rafa Silva'yı sol kanatta oynattı daha doğrusu serbest oyuncu da diyebiliriz belki. Tam kanat mı gördük yoksa belli bir mevkiye şey yapılmış gördük mü tam bilmiyorum ama yani bu 4-3-3 Lugano maçında da görmüştük biz bunu. Beşiktaş o maçta da 3 gol yemişti Lugano'da. Ve maçın ikinci yarısı Masuaku kanadı ciddi sıkıntı yaşamıştı. Dün akşam olduğu gibi. Aynen öyle oldu. Yani Masuaku zaten bence 2-0'dan sonra maçı bıraktı. Evet. O dördüncü gol niza yok yani. Üçüncü golündeyiz zaten. Üçüncü golünde öyle. Yani, yani bir ha. şey yap, zorla bir şey yap. Hatta hangi goldeydi? Götzun attığı. İlk gol müydü, ikinci gol müydü? Hatırlamıyorum. Yani Musrati ile Svensson birbirini bozdu yani. yani i̇kinci gol. Yani Ayaksın, inanamıyorum yani. Ayaksın ikinci golü. Ayaksın yani. ikinci golü. Ona inanamadım zaten. Evet. Üçüncü ya da dördüncü golde onanın oradan geçiyorlar. Masuakas salmış zaten. Musrati salmış böyle. Şeyin önünde Svensson topun önünde çıkamıyor. Kendi savunma çizgisi bozuluyor falan. Kötü bir akşamdı. Ale yani Van Bronckhorst'un Beşiktaş'a geldiğinden beri e, en kötü maçıydı. Evet, açıkçası. kötü maçı yoktu. Maçına göre oynaması gereken Hı -hı. E, dur maçlar vardı. Yani o maçına göre oynaması gereken bir oyun vardı ama bu hazırlık anlamında da, rakip hazırlığı anlamında da, kendi takımını hazırlamak anlamında da en kötü maçıydı Giovanni Van Bronckhorst'un ki dün de şey demiştik. Hani duruma göre hemen e, her şeyi değiştirebiliyor demiştik. Hı -hı. Dün değiştiremedi de. Evet. O da o Yapamadı, değiştiremedi de. Yani 46'da hemen devre arasında Immobile oyuna girdi. Ben orada... Mevzu Immobile değildi heh, ki. Açık konuşayım. Immobile, Immobile'den ziyade ben, ben orada bir Joa Mario ya da bir Salih Uçan ya da evet. bir Endur hamlesi bekledim. Ona anayı çıkarttım. Ki Joa Mario'ydu mantıklı olan. Ee, ki evet. Oyunu bir demlesin, bir dursun evet. e, orada. Çünkü hani bir de e, biz yenilen golü üzerinden konuşuyoruz ama Traore, Bertrand Traore. Bertrand değil Yani Bertrand Top ezme şeyine gitmese, hı hı. E, rekoruna gitmese işin rengi daha da değişik olabilirdi. De bir de topu da direkten döndü bu arada. Evet, daha kötü şeyler konuşuyor olabilir. Ger gerçekten kötü şeyler konuşuyor olabilirdik. O anlamda hani bireysel performans olarak Masuaku inanılmaz kötüydü. Svensson kötüydü. İnanılmaz kötü demiyorum ama e, kötüydü. Ondan da zaten hani geçen seneden beri konuşuyoruz. Beşiktaş'ta niye geldiği ve neden evet. hala Beşiktaş'ta olduğunu anlamadığımız. Evet, evet. Oluyor. Hatta yani biz geçen sene bir transfer programıydı. Onan'ın ilk transfer olduğu zaman da. Ben demiştim ki, oyuncuyu tanımıyorum bile. Yani bir kadrodan olduğunu biliyorum ama ben Fransa Fransızca iyi bir lig evet, yazıcısıyımdır. Şevalş. Hani bende yok oyuncu. Hani gözden mi kaçırdım diyorum. Yok gözden kaçırabilecek bir performansla sergilememiş. Demiştim ki hani muhtemelen dediğimde buydu tırnak içinde. Muhtemelen bir Joseph De Souza profili çıkartmak isteyecektir Şenol Güneş Hı -hı. demiştim. Tabii bunu kesip başka spor kanalları kullandığı için dijital kanallar. Onları ben yazdım. O, <laughs> o nasıl bir gün karşı karşıya da geleceğiz yani. O zaman söyleyeceğim, söyleyeceğim. Hani insanlar böyle kesip biçip itibarsızlaştırmayı evet, da evet, çok çok seviyorlar. Adam bu zaten yani ona bu. Bir evet. menajer başarısı Onan'ın transfer olması. Yani, yani şimdi umarım adı. umarım menajeri tekrar onu götürebilecek başarıyı imza atar. İnşallah. Ama o reaks o şey var mıdır onda şu anda hazır Beşiktaş'a zaten göndermişim deyip yapar mı bilmiyorum. Yani geçtiğimiz sezon da kiralık gittiği yer Bir Gattuso bir yani. 5-6 maç oynattı ben ümitlendim tamam mı? Evet. Aha dedim şaşırmıştım. Hani yok yok hani Gattuso oynatıyor, belki de alırlar. Hı hı. Yani benim ümitlenme sebebim tamamen oydu. <laughs> Türkiye'den bir an önce Nasıl ayağını var? kesmesi İlerdi. noktasındaydı. Sonra işte o Fil diş sahilinde grup aşamasında kovulan adam geldi. Baktı olan evet. adam bir şey olmayacağını anladı, hemen kesti yani. Hemen kesti zaten. Evet Beşiktaş haftaya da Frankfurt'la karşı karşıya gelecek. Şimdiden başarılar dileyelim. Onu da zaten gelecek hafta bol bol konuşacağız. Konuşuruz. Ama kötü bir üstü. Yani bir de sert rakip ee, Frankfurt. Evet şanssız sert takım oldu. Yani. yani üst üste hem Ajax mağlubiyetinden sonra bir Frankfurt içeride. Bakalım. Yani ee, bir tane dün de konuşmuştuk biraz söylemiştik. Yani o Beşiktaş'ın İstanbul'da 4-0 kaybettiği Ajax Şimdiki Ajax oynasa Tabii canım. en az 6 tane atar. Tabii. Yani o Ajax şimdiki Ajax'a en az 6 tane atar. Evet Galatasaray'a geçelim. <laughs> geçelim. Ilgaz abi. Milliyetten Evzat Dindar'ın haberi. Galatasaray'da Okan Buruk'tan Icardi Osimen kararı. Okan Buruk 3-1 kazanılan Fenerbahçe ve PAOK maçlarından sonra artık 3-5-2'ye döneceği haberi başladı ki geldi. Yorgunluğun sebebiyle Mertens yedekte olacak. Ve Icardi ile Osimen ilk kez çift forvet olarak sahada olacak. Şimdi... O görüntüye de gelelim. Galatasaraylılar çok konuştu. O simen çıktı. Icardi girdi. O anın fotoğrafı vardı. Evet. Ya O saçma sapan bir lüks. Yani Türkiye Ligi için. Başka bir Avrupa takımında olsa. Real Madrid'de olsa ne bileyim. Bir Premier Lig takımında olsa. Bu ne oluyor, ne oluyor deriz. Çok büyük lüks. Ben de onu düşündüm şimdi. Sana da onu soracağım. Ee, Avrupa'da 9 numara anlamında söylüyorum. Tabii ki Real Madrid'de Vinicius'tan Mbappe'ler var ama. Yani... Has bu 3-5-2 ya da 4-4-2 oynayan takımlar arasında böyle ikili var mıdır? Ya var ama çok bulamadım. Yani şöyle düşünelim bir genel e, takımları. Ee, hani Milan'dan güven. Ya bir tek Inter benim aklıma gelen Inter gelir. Inter gelir hani diye. Martinez Martinez de Turan Tur ya da Tur Taremi şu an Hadi ama bak yani Martinez Taremi diyoruz. Tamam, <laughs> sonra Martinez'i bir kenara koyuyorum. Şimdi bu adamların şeyi de yok onda. Albenisi de yok tabii yani. Canım. Ya, Öyle bakalım. Tabii. Napoli'de Gide... Lukaku kimle oynuyor? Ya orada Kavaraj, tam, tam, tam tam tutmuyor. Var, var aynen. Tutmuyor. Falan Ta, da var. Tam tutmuyor. Ha, yine tutmadı. Yani bak tutmadı. Öyle e, bir takım e, daha var. O da tutmayacak ama bence. Kim? Atletico Madrid. Ha, Atletico Madrid. Griezmann, var. Griezmann, Alvarez. Alvarez. Yani şöyle oldum bir. Yani evet, <laughs> evet yani evet. O, o, o da Diego Simeone etkisiyle Tabii. beraber e, konuşabileceğiniz bir şey. Tabii canım inanılmaz lüks. Bir de Galatasaray taraftar şeyi gördü daha önce. Eren derdi yok oyundan çıkarken Muğdat Çelik oyuna girdi. Şimdi <laughs> Herkes onu paylaşıyordur muhtemelen. Yani fotoğraf karesi öyledir gazelilerin aracısında. Evet. Eren derdi yok, oyundan alınıyor, mudat oyuna giriyor. Şimdi O'Süven oyundan alınıyor, Maru Icardi oyuna giriyor. Bu, bu tabii ki canım, lüksten de farklı bir şey bu. Nasıl söyleyeyim? bambaşka hazırlanabilecek bir durum Galatasaray taraftarı için. Tabii rakipler için biraz sıkıntılı. Hı hı. Yani Türkiye'deki yani ister istemez adamlar ne oluyor diyorlar. Kimi da. önlem alacağım? O Simeni var. Buz var, su var noktasında. Göreceğiz beraber oynatma formülü Okan Buruk zaten Pauk maçından sonraki maç sonu röportajında vermişti hı hı. basın toplantısında. Yani farklı dizilişler var ama artık diziliş değil bizim için nasıl beraber oynayacağımız çok çok önemli. Biz dizilişten ziyade topu kaybettikten sonra hemen geri kazanmaya bakıyoruz demişti. Dizilişe takılmayın demişti. Ben hala o noktadayım. Ben de diziliş hiçbir şey ifade etmiyor. İnsanlar diyor ki diziliş bir şey ifade eder. Ben de etmiyor. Pep Guardiola söylediği için de ben onun üstünden de be, gidiyorum bunu. Rakamlar telefon numara, telefonlarımızda olan numaralar sadece artık. Futbol için konuşmak evet. gerekirse. Doğru rolü vermek lazım. Doğru rollendirmeyi yapabilecek bu Okan Buruk. Mesele tamamen bu. O sümen de yıkar diye değil. Hı hı. Takımın geri Takım. kalanı nasıl rollenecek de oyun e, akışkan hale gelecek ona bakmak lazım. Her şey olağan akışında giderse ve her şey ideale yakın bir durum olursa hı hı. E, ben iddialıyım o konuda Avrupa'nın en korkutucu ikilisi Ikerdi, evet. Icardi Osimen. yani de, şunu durduracağım hı. diyorsun. Hani Icardi'yi bir yere kadar durdurdun. E tamam. E, bir yanda Osimen var. da tam tersi Osimen'i durdurdun bir yere kadar ki bence Osimen daha durdurulamaz bir isim bir şey olarak. Tabii ki Icardi de çok e, müthiş bir futbolcu ama yani, Osimen'in birden fazla şeyi yapması yani o kendi içinde yapabildiklerinin çok yüksek olması sebebiyle. Mesela Osman Icardi kadar net bir bitirici midir? Değildir. Değildir ama oyuna verece vereceği katkı Icardi'nin vereceği daha farklı katkılardan daha fazladır. Aynen evet. öyle. bakmak gerekiyor. Yani bizim Serdar Ali de söylemiş. Hani Osman'ı tartışmak lazım diye tartışacak bir şey yok Osman'ı. <laughs> hani e, tartışabilecek nedir o, o göğüs basını alanın içinde verebilecek kaç tane santofor vardır mesela tabii. yok e, adam bir de şanssız kendi kafa vuruşu sonrasında Abdülkerim tamam pozisyon. işte oldu. yine pauk başında vuruyor aynen. Rahman Baba kendi karşısına gol atıyor kendisine yazılmayan e, gol var e, Yunus'a yaptığı asist var Mertens Osman'e indirdi topu evet. sen at, at diye. topu diye tabii, tabii. o da baktı hayır Yunus atacak dedi evet. e, Yunus'a verdi bence Osman'in tartışılacak bir şey yok hani şeyi tartışabilirsin en fazla o da. Bilmiyorum nesini tartışacağım. Aklıma geldi. <gülüyor> yok <gülüyor> Yani yok yani. Ya şey, o Simen'in Yunus'a yaptığı <laughs> asist bence atacağı olası golden daha değerliydi. Tabii ki. Orada öyle bir durumda daha golü resmi olarak golü olmamış bir oyuncu vururdu kaleye. Kimse de niye vurdun demez. Evet, 100 tabii milyon şimdi. euro yani tabii. günün sonunda. Ama yok Yunus dedi. Şimdi oraya geleceğiz. Hı hı. E, maçtan sonra da, e, Pavok maçından sonra da Öyle bir sekans gördük. Şimdi onu maalesef veremiyoruz. Onu söyleyelim seyircilerimize çünkü telif hakları sebebiyle evet. ama orada bir pozisyon var. Yani o simen e, çeviriyor. Yunus golü atıyor. Yunus seviniyor. Osimen'e doğru geliyor. Asisti yaptığı için. O simen taraftarı gösteriyor. Yani daha geleli bir ay olmadı bu adam. Evet. 100 milyon euro. Dünyanın en pahalı şu anda 3. veya 4. santraforu. İlk 5'in içinde. İlk 5'in yani. içinde çok rahatlıkla. Yani hayal kurduruyor durduk yere. Yani. Galatasaray taraftarı şu an o bunun durumunda yani olmayacaksa olmuş gibi yapmayın diyecek belki de Galatasaray taraftarı. <laughs> Çünkü yani isteyecekler ister istemez. E, Bu kadar aidiyet hissi de olmuşken o simenin e, bence çok kısa bir sürede çok farklı hem oyunu hem o aidiyet hissi. Belki... Ne bileyim belki de e, Osmen'in bonsersini karşılayacak 5 tane iş adamı çıkar yani. Ya belki de çok... E... Galatasaray Adası'nın metrekaresini bilmiyorum. <laughs> oraya girmeyin. <laughs> o işin esprisi hep yapılıyor ya Galatasaray'da. Evet evet. evet. <gülüyor> <muhabbeti>. <gülüyor> yani ad, ad, adanın fiyatlandırması yok çünkü. Adaya normal <laughs> ekspertizler hemen bir değer biçemiyorlar. O iş farklı. O işin geyi yani. Tabii canım. Yani tekrar söylüyoruz bakın ciddi alan üyeler de oldu. Yazıyoruz Yapmayın. Sosyal medyada o, işin, gördük. O, işin, o işin tamamen sosyal medya ile gayi, alakalı. Ee, çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Osmanlı kalmak ister mi istemez mi? Şimdi her şeyi farklı farklı okumak lazım. Bir geldi. de çok erken daha. Adam Şu geldi ama burada performansına bu şey, bakalım. Per, yok performansı iyi bir de sevdirdi kendini. Evet. mevzu tamamen bu. Evet. Tamam yani vücut dili çok iyi. Mütevazı evet. yani e, özellikle e, Icardi golü attıktan sonraki yedek kulübesindeki sevinci yüzü gülüyor. Herkese hakkını veriyor, teslim ediyor. Kimsenin üstünde değilim ben mesajını veriyor. Önemli bunlar ya. Adam düzgün bir karaktermiş yani. Evet. Gerçekten düzgün bir karaktermiş. Osmanlı İlkar'da beraber oynama meselesinde tabii bir de çim meselesi vardı. Evet. Çimi anlattık biz dilimiz döndüğünce iki programda hem Pahokbaşı sonrasında. Niçin böyle olduğunu, niçin hı hı. hastalık yayıldığını. Ben bir profesyonel bir görüş almıştım. Galatasaray'ın profesyonelinden değil yani bir çim uzmanından. Hı hı. Onun söylediği şuydu. Yani gördüğüm kadarıyla çimin değişmesi gerekiyor demişti. Bütün zemininden bahsediyorum ilaç atılmadan. Kimi e, İspanyol çim uzmanları her sene yüzeyin değiştirilmesi gerektiğini savunuyorlar burada. Her sene yani. Kuş hiç e, abartısız. Hı hı. Şimdi Galatasaray'da şöyle bir sıkıntı var. Zaten örtülmek üzere çelik konstrüksiyon ekstra yapılmıştı Galatasaray'da. Ve güneş ışığı iyice kesilmişti. Orayı da şeylerle e, fanlarla güneş, suni bir e, güneş simülasyonu yapılıyor. Biliyorsun tüm statlarda vardır bu ama şey olmuş. Çimler biraz da yanmış tabii yazın. Çok da fazla şey alamayınca. Şimdi Galatasaray yönetimi şunu yaptı. LED panel aldı artık çimlerin yanmaması için. Vermişler sipariş. Dün bir yöneticiyle konuştum. Onun bilgisini veriyorum yani. Suni güneş ışıklandırması varmış ama LED panel olmadığı için çimler hastalığı kaptı dediği mantar yanmayı yaptığı için o hastalığı kapmış. Şimdi LED paneli ısmarlanmışlar ve aynı zamanda hava sirkülasyonunu da sağlamak için doğru yayabilmek için bir de vantilatör değil de yani yeni bir pervane sistemi de satın almışlar. O hmm. yaklaşık bir 2-2,5 milyon euroluk bir e, rakam e, halletmişler. Milli maç arasına yetişmeyebilirmiş. Fakat hmm. daha sonra geldiğinde çim işini doğrudan halledeceklermiş. Bu bilgiyi de e, verelim. Yani. insanlar hep şunu söylüyorlar. İşte efendim bu stadın müdürü ne yapıyor? Bu stadın çimcisi ne yapıyor? Onların yapabileceği bir şey yok arkadaşlar. Yani ben 3 sene önce de konuştum da başka bir stadın çim uzmanıyla dediği şuydu. O zaman çimler atılması gereken bir ilaç vardı. Hı hı. Pahalı bir ilaçtı. Pahalı bir ilaç olduğu için de Türkiye'de bu işin ithalatını yapanlar o ilacı getirmekten imtina ediyordu. Getirmiyorlardı yani. Tek başına sen getirecek olsan da çok ciddi paralar üstünden dönüyordu ve iş işte tekrar e, bu bahsettiğimiz manuel yöntemlere e, dönüyordu. Hı hı. Yani iş sadece stat görevlilerinde bitmiyor anlatmak istediğim bu. O adamlar işlerini iyi yapmaya çalışıyorlar. Galatasaray'ın Portekizli bir çim uzmanı var bunu da söyleyelim. Ama e, İspanyol şeylerin söylediği de, e, çim uzmanlarının da söylediği de ne yaparsan yap. Şimdi LED panel alındı ya LED panel alındığı için artık Galatasaray'ın çimleri yanmayacak. Hı hı. E pervane sistemi alındığı için hava sirkülasyonu daha doğru dağıtılacak. Çim zarar görmeyecek ama yine de dersene yüzeyin değişmesi gerekiyor. Evet. <laughs> e, güzel oldu bu bilgilendirme. Galatasaray taraftarları da çok merak ediyordu bu konuyu da. Bir de hemen kurban e, aradıkları için hemen gidiyorlar. Tabii tabii. Galatasaray yani. taraftarının var <laughs> öyle şeyleri. İşte PAOK yenmiş sefer çimlerin <laughs> iyi şu yönetici, güzel oldu. Bunu da e, açtın Ilgaz abi. Ha şimdi şey diyeceklerdir. Niçin sene başında alınmadı bu Letişik? E ya. ona ben bilemem artık. <laughs> <laughs> çok mükemmel yetişim evet. bazen. Yunus Akgün'ün bir Instagram paylaşımı oldu. Paul maçından sonra attığı gole sevinirken altına kız arkadaşı maşallah sana sevgilim yazıyor. Kerem Akdürkoğlu da ona cevap verip çekil kenara Tuğçe girme aramıza diyor. Onu da alalım <laughs> dedik. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Zaten Kerem'le Yunus'un Fenerbahçe derbisinden sonra da sosyal medyada Twitter'da evet. bir paylaşımları da olmuştu. Oldu. Hala Mert Hakan'a gönderme de vardı. Mert Hakan'a bir gönderme de vardı orada. Güzel şeyler bunlar. Hatta yani ya çok... böyle olsun canım ya. Tabii Bırak canım yani. yani. Bırak böyle olsun yani. Mert Hakan'a da gönderme de öyle olsun. İnsanların kendi arasındaki esprileri de böyle Hı -hı. olsun. Yunus da umarız böyle devam eder. Evet. Yani çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Okan Buruk'un da ona biçmiş olduğu yeni rolde gayet o da ne istendiğini bilerek düzgün bir şekilde oynamaya devam ediyor. Dediğin gibi umarız ki milli takım içinde güzel bir alternatif olur. Tabii yani alternatif her zaman ihtiyacımız olacak. Tabii. Yunus vaat ettiği potansiyele şimdi kavuşmaya başladı. Daha su göstermeye başladı. Adana Demir Toki biraz yalancı bir varmış. O Vicenza Montella'nın e, sistemiyle alakalıymış. Hı hı. Çok belli oldu. Şimdi en azından göstermeye başladı yani. Evet. Ve son haberimiz Sport Bible'dan aldık. Manchester United'ın 2 milyar sterlinlik çılgın stadyum projesi. Ee, özetleyeyim haberi. Yani e, enteresan. Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham bu Hı -hı. cümleyi de hiç aklıma gelmezdi. Belediye <laughs> <Üstü> Başkanı. Sabit <laughs> hamile. <laughs> 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 Yeni bir stat e, projesi olduğunu açıkladı. 100 bin kapasiteli bir stat Hı -hı. projesi var. E, Stadyumun da ilk görüntüleri ortaya çıktı. Ekrana şu anda geliyor. Çıkmaz olaydı. Çıkmaz olaymış gerçekten. Yani, yani başka hani. şeylere daha çok benziyor. Şey vardı ya... Yani. Ayıcıklı şekerler var ya ee, hani şimdi seslerini incelterek reklamını da yapıyorlar. Evet evet. Şimdi markayı veremiyoruz da insanlar anladı. <laughs> hani ne diyeyim Mevsır Belediye Başkanı öyle mi tanıttı? Sesin bir statınız olacak da işte <laughs> 100 bin kişi alacak da falan diye. Ha bak ciddiyim hani Türkiye'de de vardır ya Kemal Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını görmezden gelip yıkmaya çalışan adamlar vardır böyle. Her türlü rezilliği, pespayeliği yaparlar. Abi Alex Ferguson'un da gerçekten ilk ve inkılaplarını yıkmaya çalışıyorlar Manchester'da. Ben bunu <laughs> anladım yani. Tamam, bak. Mustafa Kemal'in ilk evi inkılaplarını bu Türkiye'deki basiretsiz beyinler yıkmaya çalışıyor. Evet. Alex Ferguson'un da ilk evi inkılaplarını bu adamlar yıkmaya çalışıyor. Yani Manchester'ın yeni sahipleri demek ki Alex Ferguson'u tanımıyorlarmış yani. Onlar şeyi istiyorlarmış. Karanlık dönemde böyle işte e, tahta tren koltuklarında e, deplase oldukları e, futbol iklimini falan istiyorlarmış demek ki. Bu Amerikalı sahipleri. Tamam. Adamlar resmen Manchester'ı bitirme projesi yani hani derler ya işte Türkiye'de BOP derler büyük orada doğu projesi evet. Bu da <laughs> MOP yani. <laughs> bu da MOP oldu adamlar yani. Hakikaten inanamıyorum yani. Nasıl yaparsınız abi? Yani Erik Tenak yani bu teknik direktör seçimleriydi, oydu uydu. Yemin etmişler Alex Ferguson daha yaşarken mezarında ters evet. döndü. Dünyanın en kötü yönetimi her anlamda bu arada. Her anlamda. Yani, yani, şu stadı bir de bir de yani 100 bin kişilik falan diye böyle tanıtmaya falan insan utanır yani. %50'liymiş bu taraftarlar. O da garip geliyor bana. Yani taraftarın bunu... Ama İngilizler e, zevksizdir. E, doğru. Gerçi. Yani İngiliz giyim markalarına bak. Evet. Alarsak, o yüzden zevksizdir yani. Yani 5 çayındaki porselen tabaklarına kadar zevksizdir adamlar yani. <laughs> Dünyanın en önemli futbol lokasyonu olacak demiş Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham. Yani evet bir Allah çocuklar için bir disney şeyinde olabilir yani böyle. <laughs> Allah akıl fikir versin diyoruz. Öyle, Umarız öyle. gerçekleşmez. Yani 2 milyar sterlin. Yok gerçekleşecek belli kafaya ee, koymuşlar yani. Olacak işte değil 2 milyar sterlin böyle bir projeye siz de şu an görüyorsunuz. Alex Ferguson olarak. gitmez stada yani. Açılışa falan gitmez yani. Ferguson'ın hala da hastada gitmesi bile bence mucize ya şey olarak. Hani bu takımdan bir umut beslemesi. E, adam adam azından, öyle öyle hasta oldu adam zaten. Evet yani gelen ta tüm sonra takım, takım adamları. Tüm teknik adamlara gelen David Moyes'tan başlayarak hepsine destek oldu. Adamcağız bir tane doğru düzgün bir, hani Mourinho belki orada e, Ferguson çok bir şey dememiştir zannetmiyorum ama gelen bütün teknik adamlar hayal kırıklığıydı. Hele şimdiki zaten bambaşka bir mesele. Evet şimdiki evet. başka bir yere gidiyor yani. Evet. Adam bir e, Hollandalı olarak içten yıkıyor yani şeyi. <laughs> Hollandalı denizciler falan zamanda böyle Portekizlerle beraber Portekizlerin gittiği yoldan Japonya'ya falan gitmişler ya böyle hani yani onun gibi ama adam yıkmaya gidiyor yani. Keşfetmeye değil, yıkmaya gidiyor. Keşfedilmişi yıkmaya <laughs> gidiyor yani. Evet son haberimiz de böyleydi. Ağzına sağlık. <laughs> Senin ağzına zaten. sağlık kardeşim. Evet ya. spor saatinin sonuna geldik değerli izleyenler. Tekrardan yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Abone olmanızı bekliyoruz. dediğimiz gibi biz yorumları okuyoruz. Yorumlara bir haber atarsanız, bir gündem maddesi Tabii, atarsanız komik bir şey görürsünüz. Atın onu. Şey Aynen yapalım? Öyle. Değerlendirelim yani. İlla böyle gündem gündem derken futbol konuşmak değil mevzumuz evet. yani. Eğlenmek. Ya dünya futbolunda da dünya e, gündeminde de bin tane şey oluyor zaten Tabii canım, oluyor. onları da bekliyoruz tekrardan bir başka bölümde görüşmek üzere.